Herkese selamlar. Son iki hafta içinde göçmenlik hukukunda olan gelişmelerle karşınızdayım. H1 profesyonel işçi vizesinin sezonu yaklaşıyor. Bununla ilgili başvurular başlamak üzere. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. İsterseniz çok vakit kaybetmeden hemen konulara girelim. Bu hafta göçmenlik bürosuyla ilgili en önemli ve en güzel gelişmelerden bir tanesi, Kübalı bir göçmen ailenin çocuğu olan Mayorkas'ın Amerika'da göçmenlik bürosunun başına atanması oldu. Bu gerçekten çok ilgiyle takip edilen ve aynı zamanda bir tarihi dönüm noktası Amerika açısından. Amerika ilk defa göçmen olan bir kişiyi göçmenlik bürosunun başına atadı. Bunun göçmenlik bürosunun uygulamalarını daha insani boyutlarda, göçmenlere daha kucak açıcı, daha sıcak uygulamalar getirici boyutlarda uygulanması olacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki şu unutulmamalı, Mayorkas'ın gelmesi göçmenlik politikalarını bir anda değiştirmeyecektir. Belki de bu zaman alacaktır. Ama kendisi daha önce göçmenlik bürosunda çalışmış olan, göçmenlik bürosunda başkan yardımcılığı yapmış olan bir kişi olarak kendisinin uygulamalarının göçmenlerin gerçeklerine ve Amerika'nın gerçeklerine çok daha uygun olacağını tahmin ediyoruz. Bakalım görelim bundan sonraki uygulamalar nasıl ilerleyecek göçmenler açısından. Daha önceki açıklamalarımızda göçmenlik bürosunun COVID nedeniyle gönderilen sorgulamalarda, redlerde kişilerin cevap verme sürelerini uzattığını duyurmuştuk. Göçmenlik bürosu yeni yaptığı açıklamayla bu süre uzatımının 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti. Yani bu açıklamayla mesela diyelim ki Amerika içinde göndermiş olduğunuz bir dosyayla ilgili bir sorgulama geldi, bir red kararı geldi, buna cevap vermek veya itiraz etmek istiyorsunuz. Bütün bunlarla alakalı süreler size gelen dokümanda belirtilen cevap süresinin üzerine 60 gün ekleyerek cevap verilebilecek, itiraz edilebilecek bir konuma gelmiş oluyor. Göçmenlik bürosu kendi software sistemini değiştiremediği için bu süreleri, 60 günleri o mektubun içine ekleyerek göndermiyor. Mektubun üzerinde belirtilen tarih sabit. Fakat o tarihe siz 60 gün ekleyerek yeni cevap tarihini, yeni itiraz tarihini bulabilirsiniz. Bu açıklamayı yaptığımda geçen sefer bu statünün uzatılması mı diye soranlar oldu. Cevap hayır. Bu açıklama sizin Amerika'da kalış sürenizi, statünüzü uzatmıyor. Aman ha yanlış anlamayınız. Bu sadece göçmenlik bürosunun göndermiş olduğu sorgulama veyahut da red kararlarına 60 günlük ek cevap süresi verme şeklinde algılanmalı. Yoksa sizin statünüzü değiştiren, uzatan bir uygulama değil. Bu hafta duyurmak istediğim başka bir gelişme sezonu yaklaşan H1 kotası ile alakalı. Bilindiği gibi H1 vizesi Amerika'da en çok kullanılan profesyonel işçi vizesi. Bu vizeye başvurabilmek için mutlaka bir Amerikalı işverenin üniversite veya üstü dereceye sahip bir kişiye yine üniversite veya üstü derece gerektiren bir iş üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kısaca H1 bu demek. Yani bir şirket olacak, Amerikalı şirket iş teklif eden, pozisyon profesyonel olacak, mutlaka üniversite derecesi veya üstü bir derece gerektiren kişinin de o üniversite derecesi veya üstü dereceye sahip olması gerekecek. Bu daha çok üniversite derecesi ve master derecesi sahibi olup profesyonel bir işte çalışacak olan kişileri ilgilendiriyor. Yani H1 vizesi aslında herkes için değil ama Amerika'da bir iş bulmuş, bir iş teklifi almış üniversite veya üstü dereceye sahip kişiler için. Bu H1B dosyalarında bir kota sezonu var. Bu kota sezonu Mart 1'de açılıyor. Bu sene biraz bu kota sezonunda hangi kuralların uygulamada olacağı şu an itibariyle çok net değil. Çünkü Trump gider ayak bazı değişiklikler yaptı. Biden bunların bir kısmını dondurdu. Bir kısmı hala geçerli ama dondurması bekleniyor. Ama bildiğimiz şey şu, şu an itibariyle geçerli olan. Mart 2021 tarihinde H1 kotası için registration yani kayıtların açılması bekleniyor. Bu kayıtların mutlaka yapılması lazım ki kişiler daha sonra H1B kotasına girebilsinler. Dolayısıyla H1B vizesi düşünen kişilerin mutlaka bugünlerde bir avukatlık bürosuyla irtibata geçip H1B vize başvurularını başlatmak için gerekli adımları atması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu da duyurmuş olalım. Geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan H1B kotasında registration yapan dosyalar önce Nisan ayında seçilenler açıklandı. Daha sonra Nisan'da herhalde seçilenlerden yeterli sayıda başvuru yapılmadı ki Ağustos ayında göçmenlik bürosu bir seçim daha yapıp Ağustos ayında da bazı dosyaları kotaya dahil etti. Bu sene de belki benzer şeyler olabilir. Özellikle H1B kotası ilk etapta dolarsa ve
seçilen kurallar neticesinde H1B dosyaları faal edilirse ama daha sonra H1 dosyaları yeteri kadar faal edilmezse o zaman tekrar bir açılma olabilir. Göçmenlik bürosu tekrar dosyaları faal edin diyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey daha sonra yani ileriki bir tarihte kota açılması durumunda alınacak dosyalar da aslında başta Mart'ta registration yapmış olan dosyalar. Dolayısıyla Mart ayında H1B dosyalarını registration yapmak çok önemli. Lütfen H1B yapmayı düşünen varsa Mart ayındaki bu registration periyodunu kaçırmasın. Çünkü bunu kaçırırsanız bir dahaki senenin Mart'ına kadar beklemeniz gerekecek. H1B kota sezonu yaklaşıyor. Mart ayında kayıtlar başlıyor. Göçmenlik bürosunun çıkartmış olduğu, Trump'ın gider ayak çıkartmış olduğu çok kafa karıştırıcı bir uygulama vardı. H1B kota sistemi ile alakalı öncelikle maaşı yüksek olan pozisyonların kotada ön plana alınacağı ve bütün H1B dosyalarının yüksek maaştan düşük maaşa doğru sıralanıp sadece yüksek maaşlı olan dosyaların kotaya dahil edileceği ile alakalı bir uygulama vardı. Bilindiği gibi Mayorkas daha yeni göçmenlik bürosunun başına atandı. Atanır atanmaz ilk icraatlarından bir tanesi Trump'ın açıklamış olduğu bu uygulamayı durdurmak oldu. H1B ile alakalı açıklanmış olan bu maaş sistemine göre kotaya girme meselesi bu sene kota sezonunda kesinlikle uygulanmayacak. Bunun iyi haberini vermiş olalım. Dolayısıyla H1B kota sezonu bu sene aynı geçen seneki gibi Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu maaşlar üzerinden hangi dosyanın maaşının ne olduğuna bakılmaksızın yine eski sistem üzerinden H1B dosyalarının kotadan seçilmesi söz konusu olacak. Bu çok iyi haber. Dolayısıyla maaşım düşük diye bu sene kotaya giremiyorum diye bir endişe kimsenin taşıması gerekmiyor. Biden hükümetinin göreve gelmesiyle beraber belki de en dişe dokunur ve en ciddi teklif bu hafta ortaya çıktı. O da iki partinin ortaklaşa hazırladığı, yani Cumhuriyetçilerin ve Demokratların ortaklaşa hazırladığı Dreamers Act of 2021. Yani Amerika'ya çocuk yaşta aileleriyle birlikte gelmiş, burada statülerini kaybetmiş ve yıllardır Amerika'da yaşayan, Amerika'ya çocuk yaşta gelmiş olan kişilerle alakalı bir kanun tasarısı. Bu kanun tasarısı çok yeni, henüz daha yeni teklif edildi. Bunun detaylarıyla ilgili daha sonra açıklama yapacağız. Ama Dreamers Act of 2021, yani Amerika'ya çocuk yaşta gelmiş olan kişilerin green card alması, yasal statü alması ile ilgili bir metot zaten her iki parti tarafından da destekleniyordu. Hatta genel bir göçmenlik affına karşı çıkan Cumhuriyetçi senatörler ve milletvekilleri bile Dreamers dediğimiz küçük yaşta Amerika'ya gelen çocukların, gençlerin burada green card alabilmesi fikrini destekliyordu. Dolayısıyla bu Biden hükümeti altında atılan ilk ciddi adım olarak, göçmenlik hukuku ile ilgili ilk ciddi adım olarak belki de gösterilebilir. Bunun detayları ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edeceğim. Bu haftanın gelişmeleri bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bu sorular eğer şu anda belli olan konularla alakalıysa zaten elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Fakat bazı soruların şu anda cevapları yok. Bazı şeyler teklif aşamasında, tasarı aşamasında. Bunlarla ilgili takdir edersiniz ki verilebilecek bir cevap olmadığı için bazı sorulara cevap veremediğim de oluyor. Ama cevap verilecek bir şey varsa elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.